Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 7 sınıflarım. Bugün sizlerle Cahit Sıtkı'nın mektubu dinleme metninin etkinliklerini birlikte yapacağız. Sevgili öğrencilerim dinleme metnimizi öncelikle paylaştım. Bir önceki videoda lütfen kanalımıza girip önce dinleyelim daha sonra etkinliklere geçelim eğer dinlemediysek. Hazırlık çalışmalarımızda sorularımız var. Azim, güven, saygı, sevgi, sadakat kavramları size neler çağrıştırıyor diyor. Parça parça yazmaya çalıştım. Azim, gayret etmek anlamına geliyor. Çalışmak anlamına geliyor. Güven, şüphe etmeme, emin olma. Bunları eklemeler yapabilirsiniz. Ben basit yazdım ki siz gibi olsun cevaplarım diye. Saygı, değer verme, hürmet etme diyebilirsiniz. İlgi alaka gösterme. Sadakat, ihanet etmemeyi çağrıştırıyor sadık olmak diyebilirsiniz. Yarı yolda bırakmama, güvenini sarsmama gibi şeyler yazabilirsiniz. 2. Gelecekle ilgili ne tür hayaller kuruyorsunuz? Bakın bu ucu açık, çok geniş bir soru. Ben basit şeyler yazdım. Lütfen sizler bunu genişletin. Gelecekle ilgili aileme onurumla bakabilecek, kimseye muhtaç olmadan sevdiğim işi yapabilecek bir iş hayal ediyorum. Siz burada işi özelleştirebilirsiniz. Öğretmen olmak, doktor olmak, mühendis olmak, temiz olsun, güzel bir iş olsun olabilir, bir fabrikada çalışmak olabilir. Yani e, farklı idealleriniz olabilir. Ne bileyim bir uzay istasyonunda çalışmak olabilir gibi gibi gibi. Bu bir hayaldir. Bunu sizlere sınırlamayalım. İnsanlara dokunabilen, bakın en önemlisi bu, onlara yardım edebilen biri olmak istiyorum. Bakın asıl ikinci kısım bizler için önemli, güzel bir işimiz olacak. Fakat vaktimiz olacak ki insanlara faydalı olsun yaptığımız iş. Evet metni dinleyelim. Zaten bunu paylaştım. Lütfen dinleyelim. Şimdi burada kelimeler var. Tahmini anlamlar. Düsturumuz, bizim düsturumuz derler. Kuralımız, kaidemiz diye tahmin ediyorum. Sözlük anlamında zaten genel kurallar, ilkeler. Bakın ilkeler ne demek? Dikkat edilmesi gereken kurallar gibi düşünelim. Şefkat, aşırı sevgi, fazla sevgi diye düşünüyorum. Siz gibi basit yazdım. Bu da ne demektir? Sevecenlik. Evet, sebat, sabretmek bir kararı sonuna değin uygulama, bir işi sonuna değin sürdürme şeklinde olabilir. Azim, mücadele etmek, bir kimsenin bir işteki engelleri yenme istenci, istek ve kararı, evet, muvaffakiyetle başarmak, bir sanatta, bir işte başarı göstermek olarak yazabilirsiniz. Şimdi birinci sorumuz, lütfen metni dinlemesek dinleyelim yoksa anlamsız gelebilir. Yazar yazısına nasıl başlamıştır? Muhterem babacım, şefkatli anneciğim diyerek ne yapıyor? Ailesine veya buraya anne babasına seslenerek başlıyor diyebilirsiniz. 2. Anne ve babasından söz ederken yazan hangi duygular içerisinde? Bakın onlara karşı muhterem anneciğim, babacığım derken bakın ne kadar aşırı hürmet gösteriyor, aşırı sevgi gösteriyor ve onlara karşı zarif, çok kibar sesleniyor diye yazabilirsiniz. 3. Yazar babasının hangi sözünden etkilendiğini belirtiyor. Benim senden pek büyük ümitlerim vardır. Bu ümitlerimin boşa çıkmamasına gayret et. Hayatta her şeye gül, neşeli ol, insan ol sözüne ne yapmış? Etkilenmişse öğrenirim. 4. Gelecekle ilgili nasıl bir ideal peşindedir? İyi bir insan, iyi bir şair olmak ve kendisinden sonra güzel eserler bırakabilmek ideali peşindedir diye yazalım. 5. Anne ve babasının özelliklerinin yazarın gelecekteki başarısında etkili olduğunu hangi cümleleri anlatıyor? Bakın cümleyi anlayalım anne babasındaki özellikler yazarın başarılı olmasına etki etmiş. Bu özellikleri hangi cümlelerden anlıyorsunuz diye soruyor. Sizin hakkımdaki ümitleriniz benim idealimdir. Yani bana karşı olan beklentileriniz benim de gelecekteki olmak istediğim ideallerimdir. Sözleri gelecekteki başarısında etkilidir. Çünkü onları şaşırtmak, yanıltmak, üzmek istemiyor. Yazar hayatta başarılı olmayı nasıl tanımlıyor? Katılıyor musunuz? diyor. İnsanın hayallerinin peşinden koşmasını, öldükten sonra geride anılacak bir eser bırakmasının başarılı olduğunu söylüyor. Tabii katılıyoruz. Bizler de bakın dünyaya buraya anlamlı olsun bitki olarak gelmedik. Sizler böyle söyleyemeyebilirsiniz. Bizler dünyaya insan olarak geldik. İnsanlara faydalı olmalıyız. Onlar için gayret etmeliyiz. Onlara hizmet etmeliyiz ve onlara iyi eserler bırakmalıyız diye söyleyebilirsiniz. Şimdi başlık Nasıl olabilir? Sizler farklı başlık yazın diye söylüyor burada. Şimdi sevgili öğrencilerim ifadeler çok zarif, çok kibar, çok edebi olduğu için muhterem aileme diye bir başlık atabilirsin. Veya muhterem ailem veya sevgili ailem ve bir şairin saptamaları veyahut da bir şairin idealleri, bir şairin hayalleri bakın buna benzer şeyler yazabilirsiniz. Dördüncü etkinimizi de ülkemizde aile içi iletişimde yaşanan ve toplumun bu duruma bakışı konusuyla ilgili bir empati yaparak açıklamalar, yazılar yazın demiş. Bakın sevgili anne babalar diyerek anne babalara seslenebilirsiniz. Toplumdaki anne babalar diye cümleye girebilirsiniz. Bizler sizleri aile olarak örnek alacağız. Sizler bize yaşantınızı nasıl sunarsanız bizler de yarın bu örnekleri hayata geçireceğiz. Siz eşlerinizle çocuklarınıza nasıl hitap ederseniz inanın biz de aynısını yapacağız. Siz bize kaba davranırsanız bizler de eşlerimize öyle davranacağız. Bize ne izletirseniz biz de çocuklarımıza onu izletir. Bizi nasıl terbiye eder, eğitirseniz biz de aynısını yapacağız. Toplum bu durumun farkında değil. İletişim ve tüm medya organları gayri ahlaki. Buraya lütfen sosyal medyayı ekleyin. Sizler bizim için korkun, tedbir alın ki yarın torunlarınız içinde bizler tedbir alalım. Çünkü yarın sizler anne baba olacaksınız, kadın olacaksınız, koca olacaksınız, eş olacaksınız size nasıl anne babalarınız örnek eş aile olursa sizler de kendi çocuklarınıza o şekilde olacaksınız. Beşinci etkinliğimiz. Bakın eksik kelimeler var. Birincisi gönlü kalmak. Çok isteyip de elde edemediği bir şeye karşı isteği sürmek, onu edinmek, istemek. İlk harfleri lütfen büyük yazın. Bazen ben bilgisayara odaklanırken atlıyorum. Gölge düşürmek. Bir şeyin önemini ve değerini azaltacak. Ününü, şanını düşürecek işler yapmak demek bakın. İki, de korktukları başına gelmek. Ne demek sevgili öğrencilerim? Endişe duyduğu, kaygılandığı, olmasını istemediği şeyle karşı karşıya gelmek. Çakı gibi. Evet, ne deriz? Çakı gibi asker deriz değil mi? Canlı ve çevik, atılgan. Ekmeğini çıkarmak. Yaptığı işten geçimini sağlayacak kadar gelir elde etmek. Ne pahasına olursa olsun her türlü sıkıntıyı, tehlikeyi, özveriyi göze almak şeklinde lütfen bunları yazın. Burada videoyu durdurun. Metindeki geçen cümlelerin fiillerindeki çekim eklerini, ve kişilerini gösterin demiş. Hayatta her şey bakın gül, ol, ol burada da yine var mesela. Bunlar ikinci tekil ol. İkinci tekil emir gibi. görüyorsunuz. Oğlunuzun şairliğiyle ihtiyar edeceksin. Bakın ecek acak zaten ne? Gelecek zaman sınır da ikinci çoğul diye yazarsınız. Her şartta başarılı oluruz. biz evet, bu nedir? Birinci çoğul. Niçin böyle bir şey yapmaya karar verdim dı di derken bakın birinci şekil ne zaten görüyorsun birinci tekil geçmiş zaman dı di de geçmiş zaman Eki. evet bilinen geçmiş zaman diye yazabilirsiniz yani bu kısım size kalmış yalancı hedefler için didinmekten zevk almayacağımı anladım bakın yine ben birinci tekil evet dı di geçmiş zaman bunu yine bilinen geçmiş zaman diye yazabilirsiniz. Şimdi ailemizdeki fedakarlıkla ilgili bir metin yazın, başlığını yazın, giriş gelişme sonuç uygun yazın demiş. Ben fedakar babam yazdım. Babam küçüklüğümden beri beni çok severdi. Kendisi çok hızlı hareket eden bir adamdı. Yıllarca bir şey yapılacağı zaman kendisi yapar, mümkün olduğu kadar hep iş yapan, hizmet eden tarafındaydı. Cömert olduğu için cebindeki son kuruşa kadar bize yedirmek için harcardı. Eski bir arabası vardı ve ona da gözü gibi bakardı. Bir gün yine okula başlamıştım. Okulun başlarında birçok kitap, defter derken bir sürü masraf çıka geldi. Babam bunları aldı ama biliyorum ki çok zorlanıyordu. Bize belli etmese de zorlandığını anlardık. Çünkü ne zaman okul başları, kışın aşırı soğuklar, yazın ziyaretler ve benzeri ne zaman giderler artar, babam evden kaybolur, işten daha geç gelir ve daha az görüşürdük. Bilirdik ki babam yine fazladan mesai ya da işlerde. Canım babam benim, sen bize hissettirmeden yaptığın tüm fedakarlıkların farkındaydık ve incinme diye biz de bilmezden gelirdik. Allah sana uzun ömürler versin inşallah. Sevgili bakın buraya ben gerçekten kendi babamla ilgili hissettiğim şeyleri yazdım. Sizler de bunu yazın, hatta bunu yazın, babanıza verin, yanağından da öpün, kolay okuldan da selam söyleyin. Sonra derslerimizde görüşmek üzere, kendinize çok çok iyi bakın, sevgiler, saygılar.